Bugün sizlerle çok güzel bir istiridye mantarı tarifi, yani çok güzel bir mantar tarifi diyorum, yine sote şeklinde yapacağız. Aynı et tadında bir tarifi. Bunu muhakkak deneyin ve bu zamanların gerçekten bulunmaz bir ürünü, çok da faydalı. Ne kadar güzel şu doğanın yaptığı şeye bak ya. Şurada küçücük küçücükler, farkında mısınız? Neler? Böyle çoğalacaklar bunlar. Ne kadar güzel bir şey. Şöyle baktıkça o kadar hoşuma gidiyor ki aldım, epey de bunu inceledim. Şimdi bunları ayırıp güzel güzel doğrayacağım. Şöyle ayıracağım buradan. Sert yerlerini çıkartacağım. Şu şekilde güzelce kesip doğrayacağım. Şimdi ayırmaya çalışayım ben. Küçüklerini zaten içine tüm tüm attım böyle. Ama büyüklerini ne yaptım? Böyle küçük küçük, ince ince böyle doğruyorum. Çok da ufatmayın. Çünkü eriyecek, su gibi olmasın. Böyle biraz irice, en azından görebilirsiniz. Bu şekilde doğruyorum incecik. Çok da faydalı bir, vitaminli bir üründür bu da. Şimdi bu da şeyde yapmalısınız. Çok güzel sotesi oluyor gerçekten. Bu şekilde hepsini doğradım. Tabağıma koydum şimdi. Kenara aldım. İnce narin yerlerini, sap dediğim, onları doğradım. Ama böyle kalın olan, kötü olan yerleri ne yaptık? İçinden atacağım. Şimdi ama dediğim yerler narin, şöyle küçücük narin yerleri atmamıza hiç gerek yok. Bak şöyle çok güzel bunları doğrayın, ziyan etmeyelim. İki tane orta boy soğanımızı böyle şu şekilde ince ince piyaz şeklinde doğruyoruz. Bu şekilde ısınan yağımıza, tavamıza çok az bir miktarda yağ koyduk. Çok az bir miktarda. Hemen soğanlarımı ve mantarları beraber içine atacağım birazdan. Şimdi soğanları doğramaya devam edeyim. Isınan yağımızın içerisine hemen doğradığımız soğanlarımızı hemen içerisine koyuyoruz. Biraz kavrulduktan sonra mantarlarımızı ilave edeceğiz. Birazcık kavrulan soğanlarımızın üzerine gördüğünüz gibi mantarlarımızı ilave ettik. Ve kısık ateşte yavaş yavaş bunu kavuracağız. İsteyen sarımsak koyabilir, istemeyen koymaz. Ama ben sarımsağı yakıştırıyorum. Ben sarımsak koyacağım birazdan. Bir diş böyle sarımsak içine atmayı seviyorum. Mantar da çok güzel oluyor. Böyle kavrula dursun. Zaten bu küçücük kalacak. Böyle büyük olduğuna bakmayın. Çok olduğuna bakmayın. Mantar birazdan sulanacak ve küçücük kalacak. Evet, mantarlarımız şu anda pişme aşamasına geldi artık. Gördüğünüz gibi. Yalnız doğrarken dediğim gibi ince taze olan saplarından alırsanız alın. Yoksa kalın olursa, o sert olursa, yağ da girdiği zaman daha çok sertleşir. Pişmesi geç olur. Onun için onları, çok kaba olanları, sert o büyük olanları yapmayın. Benim size gösterdiğim çok incecik olan yerlerde. Şimdi hemen tuzunu atmıştım ve baharatını koyuyorum. Baharatlardan gördüğünüz gibi tuz, kırmızı toz biberi, kekik, kekik olmazsa olmazı, kekik çok yakışıyor. Pul biber biraz da. Tuzunu çok az bir şekilde attım. Bunu da böyle karıştırıyorum şimdi. Güzelce harmanlayacağım şu anda. Sarımsağını da doğradım bir tane küçücük. Ve altını iyice kısacağım. Biraz daha pişsin, iyice yumuşasın. Çünkü tuzunu filan da koydum ki tadını birbirine versin. Şimdi içerisine az bir şekilde, son artık indirmeye yakın, gördüğünüz gibi azıcık bir şey kaldı. Hemen biraz tereyağı koyuyorum içerisine ki lezzetini tam tamamlayalım. Tereyağımı da koydum. Şu anda biraz pişirip onun iyice erimesini bekleyeceğim.
Evet, istiridye diye mantarımız pişti, tabağa koyuldu, servis yapılmak üzere. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomda istiridyeli mantar dedik ve çok güzel bir tadıyla karşınıza geldim tarifimle. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın, benimle kalın.